Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size havuç yapımını göstermek istiyorum. Bunun için iplerim turuncu ve yeşil. Sapları için yeşil kullanacağız arkadaşlar. Havuç için turuncuyu kullanacağız arkadaşlar. Bir de birkaç tel ip de siyah lazım olacak. Havucun benekleri var ya, şöyle uzun uzun ince şerit şerit. Onları yapacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle isterseniz turuncu ipimizle başlayalım. Havucumuzu yapmaya. Bir saniye. Turuncu ipimizi alalım. Sihirli halka yapalım. Sihirli halkamızı oluşturalım. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamızı kapatalım. Şimdi ikinci sırada bir sık iğne bir arttırma yapacağız arkadaşlar. 1x bir arttırma. Bir sık iğne. Bir arttırma. 3 kez bunu tekrarlayacağız. 6 tane sık iğnemiz olduğu için. Bir sık iğne. Bir arttırma. Ve bunu şimdi son kez tekrarlayacağız. Bir sık iğne. Ve bir arttırmamı yapıyorum. İkinci sıramı bitirmiş oluyorum. Şimdi üçüncü sıramıza geçince arkadaşlar işaretçi kullanacağım ben. Çünkü artık üçüncü sıradan sonra şaşırmalar başlayabiliyor. O anda telefonunuz çalabilir, kapı çalabilir, yarım bırakabilirsiniz. İşaretçi kurtarıcımız burada. Şimdi üçüncü sıramızda 9 sık iğne olacak şekilde hiç arttırma yapmadan dümdüz 9 sık iğne olacak şekilde örelim arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Evet. Üçüncü sıramızı da yaptık. Şimdi dördüncü sıramıza geçtik. Bu sırada iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde. Bir. İki. Ve arttırıyoruz. Evet, bu sırada iki sık iğne bir arttırma olacak şekilde. Bir. İki. Yapalım. Arttırıyoruz. 1 2 ve son arttırıyoruz. Şimdi bir üst sıramıza geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu sıramızda hiç arttırma yapmadan 12 sık iğne olacak şekilde düz örelim. 12 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve son 12. Başladığımız ipi şuradan keselim, bizi şaşırtmasın, yanıltmasın. Şimdi 5. sıramızda 2 sık iğne bir arttırma olacak şekilde ördük. 6. sıramıza geçelim. Şimdi burada 3 sık iğne bir arttırma.
Bir, iki, üç. Arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet, 3 sık iğne bir arttırmamızı yaptık. Şimdi bu sıramızda da düz 15 sık iğne olacak şekilde hiç arttırma yapmadan dümdüz örelim arkadaşlar. Hiç arttırma yapmadan dümdüz havucumuza devam edelim. Bu sıramızda. Toplam 15 sık iğne olacak arkadaşlar bu sırada. Son iki sık iğnemiz. Şimdi bir sonraki sıramızda 4 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir arttırma olacak şekilde yapalım arkadaşlar. Evet, bu sırada da 4 sık iğne bir arttırmamızı yaptık ve bitirdik. Şimdi tekrar hiç arttırma yapmadan 18 sık iğne 18x olacak şekilde örelim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar dümdüz bu sırayı hiç arttırma yapmadan 18 sık iğne olacak şekilde örelim. Evet, 18 sık iğne olacak şekilde dümdüz ördük. Şimdi bir sonraki sırada 5 sık iğne bir arttırma yapalım. 2 3 4 5 ve arttıralım. 1 2 3 4 5 arttıralım. Sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Evet, 5 sık iğne bir arttırma olacak şekilde yaptık. Bu sıramızı şimdi bu sıramızda hiç arttırma yapmadan dümdüz 21 sık iğne olacak şekilde devam edelim arkadaşlar. Bu sırayı sıra sonuna kadar hiç arttırma yapmadan sık iğne olarak devam edelim arkadaşlar. Evet, bu sıramızda dümdüz olacak şekilde ördük. Şimdi bir sonraki sırada 6 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 6 sık iğne yaptık. Arttırmamızı yapıyoruz. Şimdi bu sırayı 6 sık iğne bir arttırma olacak şekilde devam edelim. Bir sonraki sırayı da tekrar hiç arttırma yapmadan dümdüz örelim arkadaşlar. Bu sırayı sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir arttırma olarak devam edelim. Bir sonraki sırayı da hiç arttırma yapmadan dümdüz sık iğne olacak şekilde örelim. Evet, 6 sık iğne bir arttırmamızı yaptık. Ondan sonraki sıramızı dümdüz hiç arttırma yapmadan yaptık. Şimdi 7 sık iğne bir arttırma. 1 2 3 4 5 6 7 ve arttırıyoruz.
Bu sırayı da 7 sık iğne bir arttırma olacak şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Toplam 27 sık iğneye ulaşacağız. Bir sonraki sırayı da tekrar dümdüz hiç arttırma yapmadan örelim. Şimdi bu sırayı 7 sık iğne bir arttırma olarak bitirelim. Bir sonraki sırayı da dümdüz örelim arkadaşlar. Evet, 7 sık iğne bir arttırmamızı yaptık. Akabinde 27 sık iğne olacak şekilde dümdüz bir sırada ördük. Şimdi 8 sık iğne bir arttırma yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve arttırıyoruz. Bu sırayı da sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir arttırma yapalım. Toplam 30 sık iğne elde etmiş olacağız. Bir sonraki sırayı tekrardan 30 sık iğne olacak şekilde örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8 sık iğne bir arttırmamızı yaptık. Ondan sonra bir sırada dümdüz 30 sık iğne olacak şekilde yaptık. Şimdi burada 4 sıra daha hiç arttırma yapmadan 4 sıra bu şekilde örelim. Ondan sonra azaltmalarımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bu havucu daha büyük yapmak isteyenlerimiz olabilir. Ben biraz daha küçüğünü tercih ettim. Daha büyük bir havuç istiyorsanız 8 sık iğne bir azaltmaya kadar arttırmaya kadar değil de atıyorum 9, 10, 11, 12 sık iğne bir arttırmaya kadar gelebilirsiniz. Sonra tekrar bir 5 sıra dümdüz örersiniz. Sonra 12'den azaltmaya başlarsınız. 12 sık iğne bir azaltma diye öyle başlarsınız. Yani tamamıyla sizin elinizde arkadaşlar bu. Şimdi hiç arttırma yapmadan dümdüz daha 4 sıra olacak şekilde örelim. 30 sık iğne olacak şekilde arkadaşlar. Şimdi videoyu isterseniz dondurun. Ben de dondurayım. Daha 4 sıra boyunca dümdüz 30 sık iğne olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, 4 sıra daha dümdüz ördükten sonra şimdi azaltmalara geçiyoruz. Şimdi 8 sık iğne bir arttırma yaptıktan sonra toplam 5 sıra olacak şekilde dümdüz örmüştük. Hiç arttırma yapmadan. Şimdi azaltmalara başlayacağız. 8 sık iğne bir azaltma olarak. Siz daha büyük yapacaksanız, 12 sık iğne yapıyorsanız arttırmalarda 12 sık iğneden başlayacaksınız azaltmaya. Ben orta boy küçük bir havuç seçtim. Siz keyfinize göre 3 4 5 6 7 8 ve azaltıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 8 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet, 8 sık iğne bir azaltmamızı yaptık. Şimdi bu sıramızda dümdüz hiç azaltma yapmadan dümdüz olacak şekilde örelim arkadaşlar. Bu sırayı azaltma yapmadan sıra sonuna kadar sık iğne olacak şekilde örelim. Evet, sıra sonuna kadar dümdüz hiç azaltma yapmadan devam edelim arkadaşlar. Evet, dümdüz azaltma yapmadan devam etmiştik. Şimdi 7 sık iğne bir azaltma. 8 sık iğne bir azaltmayı yaptık. Sonrasında dümdüz hiç azaltmadan ördük. Şimdi 8, 7 sık iğne bir azaltma. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve azaltıyoruz. Bu sırayı da sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir azaltma olacak şekilde örelim. Bir sonraki sırayı da yine hiç azaltma yapmadan dümdüz olacak şekilde örelim arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, 7 zıkkına biraz atma yaptık. Sonra dümdüz hiç azaltma yapmadan devam ettik. Şimdi doldurmaya başlayalım havucumuzu. Güzelce orantılı bir şekilde dolduralım. Ben her zaman söylüyorum bütün videolarımda. Ben boncuk eli kullanıyorum oyuncaklarımı doldurmakta. Sizler eğer evinizde yoksa alacaksanız mutlaka ve mutlaka boncuk eli almanızı tavsiye ediyorum. Ama evimde normal yastık yorgan doldurduğum el yap var derse bitene kadar tabii ki onu da kullanabilirsiniz. Boncuk elyaf tercih etmemin sebebi ve tavsiye etmemin sebebi oyuncaklar yıkandıktan sonra toplama yapmıyor. Ama diğer elyaf olan yani diğer elyaf biraz toplama yapıyor arkadaşlar. Şekli bozuluyor oyuncakların. O yüzden bu bilgiyi de küçük bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Evet doldurduk. Şimdi bir sonraki sıramızı örebiliriz. Şimdi bu sırada 6 sık iğne bir azaltma yapacağız ve sonrasında yine hiç azaltma yapmadan bir sıra dümdüz öreceğiz. Şimdi işaretimizi de koyalım. Dolduktan sonra örmek biraz daha zorlaşıyor. 1 2 3 4 5 6 ve azaltıyoruz. İşaretçi ben ip kullanıyorum arkadaşlar. Diğer videolarımda çoğu kez söyledim. Bu videomda da söyleyeyim. İşaret iğneleri var. Ben rahat edemediğim için değişik renkte bir ip kullanıyorum ama siz işaret iğnesiyle rahat edebilirsiniz. Tabii ki de onu kullanabilirsiniz. Evet, şimdi bu sırayı 6 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Bir sonraki sırayı tekrar yine hiç azaltma yapmadan bir sıra dümdüz örelim. Evet arkadaşlar, şimdi alt sık iğne bir azaltma yaptık. Sonrasında dümdüz ördük. Şimdi 5 sık iğne bir azaltma olarak devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 ve azaltıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş ve azaltıyoruz. Bir, iki, üç, dört, 5 ve azaltıyoruz. Bu sırayı da 5 sık iğne bir azaltma olarak tamamladık. Şimdi bir sonraki sıramızda hiç azaltma yapmadan dümdüz olacak şekilde örelim arkadaşlar. Hiç azaltma yapmıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sıramızı da tamamladık. 5 sık iğne bir azaltma yaptık. Ondan sonrasında bir sıra daha dümdüz ördük. Şimdi 4 sık iğne bir azaltma yapacağız. 1 2 3 4 ve azaltıyoruz. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar 4 sık iğne bir azaltmamızı yaptık. Arada doldurabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. 3 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Artık dümdüz örmüyoruz arkadaşlar. Azaltma yapacağız. 1 2 3 ve azaltıyoruz. 1 2 3 ve azaltıyoruz.
Sıra sonuna kadar 3 sık iğne 1 azaltma olacak şekilde devam edelim. Evet, şimdi 2 sık iğne 1 azaltma olacak şekilde yapalım bu sırayı da. 1. Son sıralarımız artık az kaldı. 2. Ve azaltıyoruz. Havucumuz bitmek üzere. Sonra yapraklarını kıvır kıvır olan kısımlarını yapacağız. 1. 2. Saplarını yapacağız. Arttırıyoruz. Şey, özür dilerim, azaltıyoruz. Bu havucu çocuklarınıza oyuncak olarak yapacaksanız ben bunlara gözde işleyeceğim. Çok tatlı bir havuç oluyor arkadaşlar. Ama siz sade böyle de bırakmak istiyorsanız böyle bırakabilirsiniz. Ben göz işlemesini göstereceğim sizlere. Çok kolay. Şimdi 2 sık iğne 1 azaltma yaptık. Şimdi 1 sık iğne 1 azaltma yapalım arkadaşlar. 3 kere 1 sık iğne 1 azaltma yaptık. Tekrar 1 sık iğne 1 azaltma yapalım. Bundan sonra artık son sıramızı öreceğiz. Ve son olarak 1 sık iğne 1 azaltma daha yapalım. 1 sık iğne 1 azaltma. Artık burayı iğneyle de yapabiliriz arkadaşlar. Bir daha buraya son azaltma yapmaya gerek yok. Şunu keselim. İğnemize ipimizi takalım. Havucumuzun yaprakları böyle kıvır kıvır yaprakları gelince daha bir şekilde olacaktır. Şu şekilde açık kalan kısımları azaltma yapar gibi iğneyle tamamlayabiliriz. Evet. Biraz içten batıp minik bir çukur oluşturabiliriz şöyle. Evet, şöyle. Evet, avucumuz tamam arkadaşlar. Şuraya yaprakları gelecek. Marul gibi şöyle kıvır kıvır. Birazdan sapını, yapraklarını yapmayı göstereceğim. Bunu bitirelim. Evet, havucumuz bitti. Şimdi birazdan sapını ve yapraklarını yapacağız arkadaşlar. Evet, havucumuzun şimdi yapraklarını yapalım. Kıvrımlarını. Bunun için yeşil ip kullanacağız ve zincir çekeceğiz. Şimdi uzunluğuna göre daha fazla uzun istiyorsanız ya da havucunuz daha büyükse daha fazla zincir çekeceksiniz. Ben bunun için 35 tane çekeceğim. 4, 5, 6, hatta sayacağım bir bakacağım. 7, 8, 9, 10 ölçerek. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yani şöyle aşağı doğru uzamasını istiyorsanız daha fazla yapabilirsiniz. 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30. Bir bakalım. Sanırım 30 yetecek arkadaşlar. Şimdi birinci zincir değil, ikinci zincirden itibaren her zincir içerisinde 3 tane sık iğne yapacağız arkadaşlar. Kıvrımlarını oluşturmak için yapraklarının. 2, 3. Her zincirin içerisine 3 tane sık iğne olacak arkadaşlar. Bir. 2 ve 3. Bir sonraki zincire geçeceğiz. Çok basit arkadaşlar. Her zincirin içerisine 3 tane sık iğne yapa yapa son zincire kadar gideceğiz ve zaten kıvrım olmaya başlayacak. Göreceksiniz ki olmaya başladı. Bakın şöyle.
O zaman son zincire kadar yapalım arkadaşlar. Videoyu dondurun isterseniz. Ben de dondurayım. Yapmaya devam edelim. Sonra dikerken birlikte dikelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zincirin sonuna kadar yaptık. Zaten kırıldı. Şimdi ben 3 tane yapmak istiyorum bundan. O yüzden ipimizi koparmadan tekrar 30 zincir çekelim. Ya da siz kaç tane yapacaksanız. Hemen hızlı hızlı çekelim arkadaşlar zincirlerimizi. Evet, şimdi tekrar yine aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu yaprakları istediğiniz kadar bu şekilde yapabilirsiniz. Bunun sonuna kadar yine her zincir üzerine sık iğne, üçer sık iğne yapacağız içerisine. Sonra tekrar zincir çekip tekrar hani istediğiniz kadar bunu çoğaltabilirsiniz. Şöyle olacak. Ben 3 tane yapacağım şimdilik. Size göstermek amaçlı ama tabii ki siz bunu çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine tamamlayalım. İlk batarken yalnız unutmayalım arkadaşlar. Birinci zincir değil, ikinci zincirden batacağız. İkinci zincirden başlayacağız batmaya. Her zincir içerisine 3 adet sık iğne yapalım. Yine zincirlerin sonuna kadar gidelim. Sonra tekrar zincir çekip tekrar aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Çok basit. Evet, 2 tane oldu. Şimdi tekrar zincirimizi çekelim. Tekrar yine aynısını yapalım arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Bunları istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Ben şimdilik 3 tane yapacağım şöyle. 4-5 sıra da yapabilirsiniz siz. Ben şimdilik 3 tane yapacağım arkadaşlar. Zincirimizi çekelim. Evet arkadaşlar. Yaprakları bitirdik. Ben 3 adet yaptım. Siz dediğim gibi 4-5 istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şu şekilde havucun tepesinden batarak yaprakları sabitleyebiliriz. Şöyle. Sabitleyerek güzelce dikelim arkadaşlar. Evet, havucumuzun yapraklarını diktik. Siz istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Ben şimdi ipime, iğneme siyah bir ip taktım. Havucun siyah siyah çizgileri var ya arkadaşlar, onları oluşturmak istiyorum. Böyle minik minik. Şöyle aralıklarla. Bir, iki, üçüncü sık iğnelere batarak aralıklı aralıklı aşağıdan yukarıdan yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Altları, üstleri her şekilde elyaflara dokunmadan çıkalım böyle bu şekilde. Havucun her tarafında benek benek yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, siyah beneklerini de oluşturduk. Havucumuzun gayet şirin oldu. Evet arkadaşlar. Yapraklarımızı da diktik. Havucumuz bitti. Gayet tatlı bir havuç oldu. Dediğim gibi bunu daha büyük isterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Daha küçük isterseniz daha küçük. Ve yapraklarını daha fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla yaprak yapabilirsiniz. Şimdilik videom bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.